Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Bursa'dayız. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Adaköy'deyiz. Mahsis tarafından organize edilen Mısır Tarla Günü etkinliği için bugün buraya geldik. Birazdan bu gördüğünüz tarlada Biçer Döver tarafından hasat gerçekleştirilecek ve ne kadar verim elde edilecek? Bu tarlada hangi çalışmalar yapıldı? Bu soruların yanıtını alacağız. Tarla sahibimizden olsun, bölge bayimizden olsun ve Mahsis'in birbirinden kıymetli isimlerinden Bursa'da, Mustafa Kemal Paşa'da ve bu tarlada hangi çalışmalar yapıldı? Hepsini detaylıca öğreneceğiz. Hava sıcak, çiftçiler bekliyor. Daha fazla bekletmeyelim sizlere. Program başlıyor. Değerli izleyiciler, tarla günümüz tüm hızıyla devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa'dayız, Adaköy'deyiz ve yanımızda bu tarlamızın sahibi Dündar Bey var. Dündar Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz, zahmet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle tarlaya baktığımda hakikaten çok güzel, çok iyi bakmışsınız. Biraz sizden dinleyelim bu tarlanın hikayesini. Nasıl karar verdiniz, ne zaman ekim yaptınız, hangi uygulamalar yapıldı bu tarlada ve nasıl bir sonuç bekliyoruz? Şimdi biz bu çeşidi geçen yıl denedik. Memnun kaldık. 2050 kilolar aldık. Evet. Ve bu sene daha da fazla ekmeye karar verdik. Ürün yelpazemizde başka çeşitler de var Mısır'da. Evet. Ama bu çeşit memnun bıraktı bizi. Biz de daha da fazla ekmeye karar verdik. Mas 68K burada evet, denenen çeşit evet, değil mi? Evet, burada Mas 68K. Tercih edilen çeşit bu. Bu tarla işte 34 bölüm. Evet. Burada mikrogranür uygulaması da var. Diğer gübrelerde normal işte standartında gübrelemeler var. İşte kök gübresi olsun, üre gübre olsun. Bunlar da var. Tarlamız karık sulama. Karık sulamada böyle bir sonuca ulaştık. Karık sulama nedir? Biraz açabilir misiniz onu? Karık sulama damlama değil. Yani. Damlama değil. Damlamanın tamam. Tersi işte yani bu karık sulama. Ha bu vahşi sulama dediğimiz. Vahşi sulama dediğimiz tamam, gibi. Tamam. Yani daha bilinen adıyla. Daha bilinen evet. Adıyla. Tamamdır. Burada böyle bir deneme yaptık. Damlama sulama olan tarlalarımız da çok. Evet. Sonuç iyi gözüküyor. Zaten çeşidi denediğimiz için, bildiğimiz için güvenerek ektik. Çok güzel. Peki bu tarlayı gören çiftçiler neler söylüyor? Kıskanıyorlar mı bu tarlayı? Şimdi şöyle ya bizim bölgemizde zaten verim potansiyeli yüksek bu bölgede. Evet. Yani herkes malına iyi bakmaya çalışıyor. Her ne kadar maliyetler yükselse de iyi bakacağım dediğin zaman maliyet yükseliyor. Evet. İyi bakmak demek ürüne bir şeyler vermek demek. Gübreyi fazla vermek demek. İşte suyu fazla vermek demek. Maliyet yükseliyor ama tabii verim de yükseliyor. Elbette. Bunu kapatıyor. Doğru. Siz de ona bir emek veriyorsunuz ama o da size karşılığını tabii, fazlasıyla tabii. Veriyor değil mi? Peki Dündar Bey şunu da konuşalım biraz. Maliyet dediniz. Maliyetler sizi ne? Mesela hangi başlıklar zorladı en çok? Şimdi bugünün şartlarında gübre fiyatları çok yükseldi. Geçen yıl oranla bunu herkes biliyor zaten. Doğru. Yani %300, %500 evet. Fiyatlar arttı. Tabii ki bunlar çiftçiyi zorluyor. Elektrik fiyatları arttı. Ondan sonra tohum maliyetleri de artıyor. Yani şu an biz Mısır'dan beklediğimiz fiyat değil. 5700 açıklandı. Evet, hükümetin açıkladığı 5700 fiyatı şu an tatmin edici bir fiyat değil. Ve piyasa bu fiyata da almıyor. TMO doluyuz diyor, almıyor. Yani sıkıntılı bir durum. Evet, inşallah çözülür. Çünkü dediğiniz gibi benzer sıkıntıyı Türkiye'nin birçok noktasında çiftçiler evet, yaşıyor. Evet. Ürün kıymetli, bir de pandemiyle birlikte biz aslında Mısır ve benzeri ürünlerin ne kadar kıymetli olduğunu çok daha net gördük değil mi? Hele yani, bir de Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca. Tabii canım yani ama şimdi bir dışarıdan ürün getirdikleri zaman bizim burada çiftçimizi ürünün değeri düşüyor. Doğru. Sıkıntılar büyük. Evet. Çiftçi beklenti içerisinde. Beklenti içerisinde. Çünkü gelecek yıla ne kadar maliyetle gireceğimizi bilmiyoruz. Evet. Aslında en büyük soru işareti de bu. En büyük soru işareti o. Doğru. Yani tamam bugün 5700'den mısırımızı vereceğiz de seneye ne yapacağız? Hangi maliyetle gireceğiz? İşte bunu kimse bilmiyor. Yani. Kimse bilmiyor. Sıkıntı burada. Evet. Bir de çiftçinin en büyük sıkıntısı şu. Nedir? Tarımda. Sattığımız ürünün fiyatını biz belirleyemiyoruz. Evet. Yani bütün sektörlerde insan bir üretim yapıyor, ürününü çıkartıyor. Benim ürünüm bu para diyor. Ama çiftçi benim ürünüm bu para diyemiyor. Benim en büyük üzüldüğüm, en ağrıma giden bu.
çok haklısınız bu konuda. Özellikle birçok üründe, yani mısırda olsun, öyle, buğdayda olsun, sütte olsun değil bütün mi? Bütün ürünlerde, evet. Domateste de aynı. Domateste aynı şekilde. Yani benim ürünüm şu fiyat, ben bu fiyattan aşağı veremem, bu fiyattan aşağı verirsem zarar ederim diyemiyorsun. Arz talep piyasa. Doğru. Yani en büyük sıkıntı, tarımda en büyük sıkıntı bu. Evet, aslında yeni üretim dönemiyle birlikte biliyorsunuz Sayın Bakan da açıkladı. Artık tarımda farklı bir döneme giriyoruz dedi. Planlı üretimden tutun da işte kent tarımını özendireceğiz. Artık çiftçi ürettiğinden ne kazanacağını bilecek dedi gibi birçok başlık sıraladı. Ama tabii önemli olan burada zaman kavramı, artık bir saniye bile o kadar kıymetli ki tarımda. Tabii tabii. Ya, bir de zaten malumunuz bir enflasyon var. Doğru. Enflasyon karşısında... ürünlerimizin bugün belki iyi gibi geliyor bize bu fiyat, ama 3 ay sonra 5 ay sonra bu fiyat eriyor. Doğru. Onun için sıkıntılı. Evet. Bakalım süreç bize ne gösterecek Dündar, evet, Bey. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben size teşekkür bu katkınız ederim. İçin. Maşallah diyelim tarla içinde. Sağ hakikaten olun. Çok sağ güzel olun. Bakmışsınız. Buradan zaten görünüyor. İzleyiciler de görüyor. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Ben de bütün izleyicilerimiz gibi merak ediyorum. Evet. Peki. Evet değerli izleyiciler, tarla sahibimiz Dündar Gökmen'le birlikteydik. Kendisi bu tarlada nasıl bir çalışma yapıldı ve tarımın, daha doğrusu çiftçinin içinde bulunduğu durumu bizlere anlattı. Programımız devam ediyor. Değerli izleyiciler, tarla günümüz tüm hızıyla devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Adaköy'deyiz. İki değerli misafirimiz var. Hem Karacabey bölge bayimiz hem de bölge çiftçilerimiz bizimle birlikte. Onlara soracağız bölgede mahsitin ağırlığı nasıl, hangi çalışmalara imza atılıyor. Mustafa Bey ile başlayalım ilk olarak. Karacabey bölge bayisi olarak bizimle birlikte. Mustafa Bey, şimdi bölge önemli. Mısır tarımı için de önemli, diğer ürünler için de önemli, ama biz bugün mahsit genelinde soralım. Bölgede mahsit nasıl bir hakimiyeti var? Mahsit'le Karacabey bölgesinde 3 yıl önce tanıştık. Belli alanlarda birçok deneme kurduk 3 yıl önce. Gerek ilk ürün gerek ikinci ürün olarak bizim birçok aradığımız özelliğe cevap verdi. Bu bizim için önemli bir şeydi. Karacabey bölgesinde mısır yetiştirilmesi gayet geniş bir alanda oluyor. Ve takdir edersiniz ki birçok çeşit var. Üreticilerimizin aradıkları öncelikle tabii ki de verim. Ektiğiniz ürünün verimli olması lazım. Onun dışında çevre koşullarına dayanımı, bazı stres koşullarına dayanımı, bunlar aradığımız özellikler. Mahsis'te bu özelliklerin birçoğunu bulduk. Deneme aşamalarını geçtikten sonra ticari üretime başladık. Şu an Karacabey'de oldukça geniş alanda mahsis'in 3-4 çeşidini üretiyoruz ve ürettirmeye devam ediyoruz. Mahsit'in gelmesi Karacabey bölgesi için mısıra yeni bir soluk getirdi diyebiliriz. Harika, tabii mısır önemli. Mahsit de bu bölgeye çok ciddi değer veriyor, önem veriyor. Şunu da merak ediyorum. Şimdi tercih edenler size nasıl dönüşler sağlıyor? Yani kullanan çiftçiler, eminim siz sürekli sahaları da geziyorsunuzdur, ama gelen çiftçi ne diyor size? Ya ben bu ürünü aldım, kullandım. Sonuçlar nasıl? Öyle sorayım. Öncelikli olarak az önce de dediğim gibi ilk hedef tabii ki de verim. Biz bunu ilk önce ikinci ürün ektiğimizde daha önce ikinci üründe çıkmadığımız rakamlara çıktık. İkincisi, bu ürünün fiyatı belli olurken rutubet oranı, nem oranı dediğimiz bir olay var. Mahsis'te bu diğer çeşitlere çok fark atacak bir seviyeye geldi. Çünkü 25 rutubetten sonra Mahsis'in rutubet kaybı inanılmaz hızlı. Yani diğer ticari çeşitleri, rakip çeşitleri biçerken minimum 3-4 derece, yani düşük daha rutubette biçiyoruz. Bu da tabii ki de bize gelir olarak yansıyor üreticiye. Çünkü rutubetine göre fiyat oluyor mısırda. Hem verimli olması hem de düşük rutubette olması bizim için muazzam bir olay. En önemli iki özelliğimiz bu. Evet, ne kadar güzel, burada herkes kazanıyor. O zaman biz mikrofonu çiftçimize uzatalım. Bakalım o neler söyleyecek. Şimdi bölge bayimiz bize anlattı. Evet. Ama bir de siz kullanıcı olarak sizden dinleyelim. Nasıl karar verdiniz Mahsit'i tarlanızda ekmeye? Mahsit'le Mustafa Ustalar sayesinde geçen sene bezelyenin de denemesini yaptık. Evet. Makla 68 ektik. Ve güzel bir gelişimle, güzel bir çabayla güzel bir verim aldık. Rutubeti düşük. Yani 10 Haziran'da ektiysek Kasım 14'te asatına yaptık ve 17,5'ta. Ve verim olarak da güzel bir verim aldık. Yani bu performansta bir mısırın, yani kısa bir zamanda, yani
hem rutubetin vermesi hem yani şey olması yani verim yüksek verimde anlaması yani çok güzel bir şey olduğu için biz bu sene gene tercihimizi maksimumdan yaptık. Evet. Evet, şu an tarlanızda hava nasıl peki? Şimdi bir de şunu merak ediyorum. Mesela tabii ki farklı türleri kullanan çiftçiler de vardır. Mesela sizin tarlanızı gördüklerinde ne söylüyorlar? Kıskanıyorlar mı? Özeniyorlar mı? Bunu da merak ediyorum. Ya tabii şimdiki görenler her zaman için söylüyorlar yani. Tabanlarımızı da çakıyoruz. Evet. Sağ olsun kardeşlerimiz geliyor. Onlar da kontrollerine geliyor. Kahvede gelip arkadaşlar anlatıyor. Yani gören diyor yani bu cinsin ne olduğunu söylüyorlar. Biz de anlatıyoruz. Maxseed'in güzel bir cinsi. Yani güzel, verimli. Verim şeyi düşen, rutubeti çabuk veren bir güzel bir mısırımız. Yani bu sene Maxseed'in en güzel özelliği yani zaten mısır fiyatlarında düşüklük olduğu için rutubetini erken verdiği için erken hasata girme özelliği de var. Doğru, doğru. Yani, ki şu an bulunduğumuz tarla değil evet, mesela. Yani erken özelliği de olması çok güzel bir şey. Kesinlikle. Yani kış şartlarında kalmıyor. Erkenden hasatını yapıyorsun. Güzel bir şey. Harika. Evet. Ne kadar güzel. O yüzünüzdeki gülümsemeyi görmek inanın beni o kadar mutlu ediyor ki. Sadece sizi değil aynı zamanda bölge bayimiz de bundan mutlu. Neden? Çünkü sonuçta bir iş yapılıyor, bir söz veriliyor ve bu sözün karşılığının çıkması çok kıymetli değil mi? Çok güzel. Evet. Peki. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler iki kıymetli misafirimiz vardı. Hem bölge bayimizle hem de Maxseed kullanıcısı çiftçimizle sohbet ettik. Onlar söylenecek her şeyi anlattılar. Ben artık hiçbir şey söylemeyeyim. Devam ediyor tarla günümüz. Değerli izleyiciler, Mustafa Kemal Paşa ilçesinde tarla günü etkinliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Programa başlarken de söyledik. Adaköy'deyiz ve Maxseed tarafından organize edilen bir tarla günü ama Maxseed Marmara bölgesinde olsun, Trakya genelinde olsun, hatta Avrupa'da olsun faaliyetlerini Genta ile birlikte yürütüyor. Yani bir ortak yol ilerleme durumu söz konusu ve Genta'dan yine çok kıymetli bir isim Ahmet Bey ile birlikteyiz. Ahmet Bey'den hem Genta'yı dinleyeceğiz hem de bölgede hangi çalışmalar yapılıyor bu soruların yanıtını alacağız. Ahmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Yine bir tarla günde beraberiz. Evet, Edirne'de bizi ağırladınız. İşte Trakya bölgesinde zaman zaman farklı illerle de karşılaşıyoruz. Bugün de Bursa'dayız ki Bursa'da yine Marmara bölgesinin en önemli üretim merkezlerinden birisi. Birazdan detaylıca konuşacağız ama önce bize bir Genta'yı anlatır mısınız? Ne iş yapar? Genta 35 yıllık bir bitki besleme firması. Bizim faaliyet alanlarımızda bitki besleme ürünleri, hobi bahçeciliği ve tarla gruplarında Maxseed ile beraber 5 yıldan beri süren bir işbirliğimiz var. Maxseed ile Marmara bölgesi genelinde mısır, ayçiği, kanola ve yonca ile beraber çalışıyoruz. 5 yıldan beri de çok hızlı bir yükselen grafiğimiz var. Bugün de Mustafa Kemal Paşa'da danelik 68K çeşidin tarla gününde beraberiz. Evet, şimdi daha önce Edirne'de yine bir kanola tarlasında yaptığımız etkinlikte tarla gününde inanılmaz bir sonuç almıştık. Hatta çiftçilerimiz şaşırmıştı nasıl böyle bir sonuç çıktı diye ve sipariş üstüne sipariş almıştık. Bugün dediğiniz gibi 68K çeşidi için buradayız. Bursa genelinde ya da Marmara geneline baktığımızda Maxseed ile nasıl bir yol birlikteliği var? Çiftçinin bakışı nasıl? Genta bu süreçte nasıl bir rol oynuyor? Bize anlatır mısınız? Maxseed ile beraber bölge genelinde doğru çeşitleri doğru konumlandırarak hem çeşitlerin performansını daha iyi ortaya koyabiliyoruz. Hem de Genta ekibiyle beraber üretimde olabilecek hataları minimum indirmeye çalışıyoruz. İşte bitki besleme olsun, işte ekim dönemleri, ekim koşulları olsun. O yüzden hem çeşitlerimizin özelliklerini, Maxseed'in çeşitlerinin özellikleri hem daha ön plan çıkıyor hem de çiftçiler bunlardan daha iyi sonuç alıyorlar. Evet. Peki bu tarlayı nasıl buldunuz Ahmet Bey? Danelik mısır tarlası. Tarlamız gayet iyi gözüküyor. Bu tip organizasyonları daha önce dediğine de yapmıştık. Üreticilere yerinde göstermek çok daha iyi oluyor. Hem üreticilerimiz bu konuda bilgi sahibiler ama yerinde gördükleri zaman, sonuçları yerine aldıkları zaman daha tatmin oluyorlar. Daha da net bilgiler ulaşmış oluyorlar. Biz de onlarla beraber sonuçları değerlendirmiş oluyoruz. Peki şunu da sorayım size Ahmet Bey. Şimdi çiftçinin bazı ürünleri tercih etmesi için önemli kriterler gerekiyor. Çiftçi o kriterleri sağlıyorsa eğer o ürünü tercih ediyor veya sizden temin ediyor. Şimdi MAS 68K çeşidini kullanan sizin müşterileriniz demeyeyim paydaşlarınız, çiftçileriniz
hangi özelliklerinden dolayı tercih ettiğini söylüyorlar size? Ya da diğer çeşitler için de geçerli bu sorum. Şimdi mısırda tabii ki her üreticinin istediği şey verim. Evet. Bir kendi faosunun, kendi grubunun bir verim potansiyeli var. Ve bu Mahsa 68K bu verim potansiyelini tam anlamıyla karşılıyor. Bunun dışında istenen ürünün, yani özellikle dandik çeşitlerde işte hızlı nem atması, hektolitesinin yüksek olması, hastalıklara karşı dayanıklı olması, yani çeşit seçiminde birçok etken var. Tabii burada biz bunların hepsini üreticilere göstermeye çalışıyoruz. Tabii şöyle bir durum da ortaya çıkıyor değil mi? Ürün beklentileri karşılayınca gen tanında eli güçleniyor. Daha kolay bir şekilde ürünleri çiftçiye ulaştırmış oluyor. Tabii yani şimdi ürünün, yani tohumun, çeşidin üreticinin beklentilerini karşılaması lazım. Tabii bunu üreticiye doğru bir şekilde anlatmak lazım. Doğru bir şekilde göstermek lazım. İşte biz sürekli olarak üreticimizle beraber sahadayız. Yani hem bitki besleme konusunda hem tohum çeşitleri konusunda dediğim gibi olabilecek hataları minimum öndürmeye uğraşıyoruz. Çünkü artık üretim çok zorlaştı. Çok çiftçiliğin doğru. Her alanda zorlaştı. Çok yüksek maliyetlerle üreticiler çalışıyor. O yüzden hata yapma şansımız ya da hataları telafi etme şansımız çok düşük oluyor. En başından en sonuna kadar biz çiftçilerimizle beraber sahadayız. Yol alıyorsunuz. O yüzden bizim de başarımızın sebebi bu. Ne kadar güzel. Zaten bugün Genta'nın bütün ekibi de burada. Evet, Gökçe Bey başta olmak tüm üzere. Tüm arkadaşlarımız, evet. Teknik müdürümüz Gökçe Bey burada. Evet. Zaten sürekli bir koordinasyon halinde devam ediyoruz. Dediğimiz gibi bu çeşitleri biz tüm Marmara bölgesinde her koşullarda Mahsis'in ekibi hem kendi ekibimiz birlikte beraber takip ediyoruz. Üreticilerin değerlendirmelerini alıyoruz, verim denemelerini alıyoruz, verim sonuçlarını alıyoruz. O yüzden yani bizim de hata yapma şansımız yok. Üreticilerimize de en doğru bilgiyi aktarmaya çalışıyoruz. Ne kadar güzel üreticiler, ne kadar şanslı diyorum. Teşekkür ediyorum size Ahmet ben Bey. Teşekkür Hakikaten ederim. Çok Sağ önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Edirne'den kalktınız, buraya geldiniz. Buradan belki başka bir yere gideceksiniz. Evet. Yani burada tek bir amaç var. Türk tarımını, Türk çiftçisini daha iyi noktalara getirebilmek. Esas amacımız o. Şirket Peki. olarak tüm prensibimiz bunun üzerine kuruldu. Peki, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Ahmet Bey'den de Genta ile Mahsis'in nasıl bir yol arkadaşlığı yaptıklarını dinledik ve devamında Marmara bölgesinde, Bursa'da, burada hangi çalışmalar yapıldığını, Genta'nın rolünü bize Ahmet Bey anlattı. Teşekkür edelim kendilerine. Devam edelim. Merhaba sayın seyirciler. Bugün Bursa ilimiz, Mustafa Kemal Paşa ilçemiz Adaköy'deyiz. Adaköy'de Dündar Gökmen'in arazilerindeyiz. Mas 68K danelik mısır çeşitimiz için tarla günü faaliyetini gerçekleştirmekteyiz. Mas 68K danelik mısırımızla alakalı sizlere kısaca çeşitimizin özelliklerini aktarmak isterim. Mas 68K çeşitimiz FA 650 grubunda olan ana ürün danelik mısır statüsünde olan çeşitimizdir. Mas 68K çeşitimizle alakalı en önemli özelliklerden bir tanesi çok güçlü çıkış ve sürme gücü kabiliyetinin oluşudur. Bu nedenle de vejetasyon sürecinin çok hızlı bir şekilde devam etmesini sağlamaktadır çeşitimiz. Bununla birlikte çeşitimizin yine en önemli özelliklerinden bir tanesi bölgemizde, bugün Marmara bölgemizde çok farklı toprak yapıları bulunmakta. Fakat bu toprak yapılarının hepsinde, yani çeşitimizin toprak seçiciliği olmadığı için rahatlıkla ekilebilecek bir çeşit olarak sizlere aktarabilirim. Bununla birlikte Mas 68K çeşitimizin hastalık dayanımlarına gelecek olur isem de çeşitimiz ilk dönemden hemen sonrasındaki süreçte, vejetasyon sürecinde kök ve kök boğaz hastalıklarına çok dayanıklı olan bir çeşittir. Bununla birlikte şu anda da görmüş olduğunuz üzere çeşitimizde hala gövde yeşilliği devam etmekte ve şu günkü nemimiz 16-16,5 rutubetlerde. Buna rağmen hala hiçbir şekilde yatma yıkılma tehlikesi ve buna benzer bir durumla karşılaşmamaktayız. Ve son dönemde en önemli dikkat çekici olaylardan bir tanesi ise fusarium hastalığı. Bölgemizde çok sık görülen bu fusarium hastalığı ile alakalı Mas 68K çeşitimizde, diğer çeşitlerimizde de olduğu gibi fusarium dayanımı genetik olarak bulunmaktadır. Bunu şu şekilde gövde dayanımımızdan da görebiliyorsunuz. Çok sık 16-16,5 santimlerde ekilmesine rağmen çok güçlü ve dayanıklı bir yapıya sahiptir çeşitimiz. Bununla birlikte çeşitimizin koçan yapısı ve özelliklerine gelecek olur isem çeşitimiz 18 tur koçan çevresine sahip. Bununla birlikte 44 ila
52 el sıra uzunluğuna sahip olan bir çeşitimizdir. Ve görselde de göreceğiniz üzere iç sömeğin çok ince olduğu ve at dişi danelerin bulunduğu bir çeşitten bahsediyorum sizlere. Bununla birlikte hektoliter oranımız 75, 1000 tane ağırlığımız ise 400 ila 410 gram aralığındadır. Mas 68 kaç çeşitimiz şu anki bulunmuş olduğumuz bu tarlada 28 Nisan'da ekildi. 16,5 santim sıra üzeri 70 santim sıra arası sıklıkta ekildi. Bunun yanında bu şu anki görmüş olduğunuz arazide kesinlikle damlama sulama yapılmadı. Bu arazide salma sulama ile sulama yapıldı. Bunun yanında çeşitimiz yine de standartlığını, homojenliğini açıkçası gösterdi bizlere ve bugün burada bulunan çiftçilerimizden de, bayilerimizden de bir kez daha onay almış olduk çeşitimizle alakalı. Bizde de bu gurur vermektedir. Yine 68K'nın diğer özelliklerine gelecek olur isem de 68K az önce de bahsettiğim gibi toprak seçiminin olmayan bir çeşit. FA650 grubunda olan bir çeşit, ana ürün ekimlere uygun olan bir çeşit, kök ve kök bazlı hastalıklar dayanıklı, fusaryuma dayanıklı bir çeşit. Bununla birlikte de bugün çiftçiler olarak en önemli noktamız ne kadar verim olursa olsun bununla birlikte rutubet oranında düşük olması. Çeşitimizle alakalı size şunu aktarabilirim. Çeşitimiz %25 rutubete gelene kadar çok sakin bir şekilde vejetasyon sürecini gerçekleştirmekte. Fakat %25 rutubetten sonra çok hızlı nem atma özelliğinden kaynaklı hiçbir şekilde yüksek rutubete izin vermeden 15-16 rutubetlerde, 15,5 rutubetlerde rahatlıkla biçimimizi gerçekleştirebildiğimiz ve bu sayede de fire kayıplarına neden olmayan, rutubet kayıplarına neden olmayan günün sonunda sizlerin cebinize para ve kar şeklinde gelecek bir rutubet atma özelliği bulunmaktadır çeşitimizin. Bölge adaptasyonu çok iyidir. Bugün sadece Bursa bölgemizde değil, Marmara bölgemiz, Ege bölgemiz, Adana'dan, Urfa'dan, Adapazarı, Adapazarı'ndan Trakya'ya kadar hiçbir sıkıntı olmadan tüm bölgelerde adaptasyonu çok iyi olan bir çeşitimizdir 68K. Rahatlıkla tüm bölgelere ekimini tavsiye ediyoruz açıkçası. Bugünkü bizi değerlendirip gelen bayilerimize de, çiftçilerimize de, sizlere de, bizleri izleyeceğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. 68K çeşitimizle ilgili aktarabileceklerim şu an için bunlar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mas Seeds firmamızın Mas 68K danelik mısır çeşitinin arazilerindeyiz. Bölgemiz hepinizin bildiği üzere Bursa Mustafa Kemalpaşa Adaköy'de olan bir arazimizdeyiz. Dündar Gökmen'in arazilerindeyiz. Bölgemizdeki önder çiftçilerimizden Dündar abimizin arazisindeyiz. Mas 68K çeşitimizle alakalı sizlere kısa bilgiler aktarmak isterim açıkçası. Mas 68K çeşitimiz FA650 grubunda olan danelik mısır teknolojisinde olan firmamızın ıslahçılar tarafından üretilen bir çeşitimizdir. Mas 68K çeşitimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi güçlü çıkış ve çimlenme gücünün olmasıdır. Bu sayede topraktan yukarıya çok hızlı çıktığından kaynaklı hızlıca vejetasyon sürecini devam ettirecektir. Ve bununla birlikte Mas 68K çeşitimiz bölgemizde tüm toprak tiplerine hakimiz. Güney Marmara'da ve toprak tipleri çok değişkenlik göstermektedir. Mas 68K çeşitimiz de tüm toprak tiplerine uyumlu olduğundan kaynaklı herhangi bir stres faktörü yaşanmamaktadır çeşitimizde. Toprak seçiciliği yoktur bu nedenle. Bunun dışında Mas 68K çeşitimizin bir diğer özellikleri ise hastalık dayanımları. Hastalık dayanımları konusunda sizlere şunları aktarabilirim. Biliyorsunuz ki mısırdaki en önemli hastalıklardan bir tanesi ilk gelişim evrelerinde ve daha sonrasında kök ve kök boğazı hastalıkları. Kök ve kök boğazı hastalıklarına bizim çeşitlerimiz genel olarak tam dayanım sunmaktadır. Bununla birlikte son döneme kadar geldiğimizde sizlerin de gördüğü gibi ürünümüz bugün hasat gerçekleştireceğiz. Hala yeşilliğini korumakta, gövde aksam olarak yeşil aksamını korumakta. Bu da sizlere şunu sağlıyor. İstemiş olduğunuz rutubetlerde rahatlıkla biçiminizi gerçekleştirebileceğinizi, son dakikaya kadar tarlanızda ürününüzü tutabileceğinizi ve fusaryum gibi bir hastalığa kesinlikle yakalanmayacağını genetik olarak sizlere sunmuş bulunuyoruz. Mas 68K çeşitimizin bir diğer özelliği ise bugün 18 turlarda bir koçan çevre turu yapması ve 44 sıra uzunluğundan başlayıp 50 sıra uzunluğuna kadar da bir sıra uzunluğu gerçekleştirmesidir. Bununla birlikte çeşitimizin hektolitre oranı 75 olarak sınıflandırılır. 1000 tane ağırlığı ise 400 ila 410 gram
aralığındadır. Bu da günün sonunda sizlere tonaj olarak yansımaktadır. Bununla beraber MAS68K çeşitinin en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında bugün hepimiz verim için koştururken aynı zamanda rutubeti de düşürmeye çalışıyoruz. Bu nedenden kaynaklı 68K çeşitimiz %25 rutubete kadar çok güzel bir vejetasyon süreciyle gelir. Fakat %25 rutubetten sonra çok hızlı rutubet atar. Bu da sizlerin günün sonunda nem oranınızın, rahatlıkla rutubet oranlarınızın istediğiniz seviyelerde biçmenizi sağlamaktadır. Çeşitimizle ilgili önemli özellikler açıkçası bunlardı. Adem Bey de satış müdürümüz de yanımızda. Onun da eklemek istedikleri şeyler vardır. Buyurun Adem Bey isterseniz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz tekrar. Çeşitimizin Türkiye'nin bahsettiği gibi hani 650 fal grubunda olmasına rağmen 25 rutubetten sonra özellikle müthiş bir nem atma özelliği var. Ki geçen hafta biz bugünler bu tarlayı ölçtüğümüzde 21 civarında geliyordu. Şu an 16-17 aralığında bir rutubet geliyor. Hani bu dönemlerde bir haftada 4 rutubet atmak çok büyük, yani çok hızlı bir durumdur aslında. 28 Nisan Ekim tarihli olmasına rağmen herhalde önümüzdeki hafta 14-15 nemde, şu anda biçebiliriz ama 14-15 nemde önümüzdeki hafta biçmiş olacağız. Bu da yaklaşık 5 ay gibi bir süreçte çeşidin bizlere istediğimiz gibi hasat imkanı sunmakta. Sizlerin sormak istediği soru varsa cevaplamak isteriz. Sizler düşünürken de ben bu durumu aktarmak isterim sizlere. Koçan'daki iç sömek inceliğimiz dikkat edersiniz ki çok ince. Danelerimiz at dişi dediğimiz dane yapısında bulunmakta. Şu şekilde de görebileceğiniz üzere. Bu da günün sonunda ne kadar derin dane o kadar tonaj demek takdir edersiniz ki. Sizlere bunları aktarabiliriz. Soracağınız sorular var ise sizleri de dinlemek isteriz. Dediğimiz gibi arazi 28 Nisan'da ekildi bu arada. 45 kilolarda bir taban gübresi uygulandı. Üstten 45-50 kilo civarlarında bir üre gübresi uygulandı bu arada. Onları da aktarmak isteriz ve en önemli durumu aktarmadık sizlere aslında. Bu arazi, gördüğünüz arazi damlama sulamayla sulanmadı. Şu anki görmüş olduğunuz arazi karık sulamayla sulandı. Ve karık sulamada da gördüğünüz gibi standartlık, homojenlik, her şey ortada Koçan yapıları. Bu da günün sonunda hem sizlerin ve bizlerin gözünü dolduruyor ve aynı zamanda da verim ve hektolitre olarak kantar sonuçlarına yansıyor. Karaca Bey'de şu an Ömer Berberoğulları'nın MAS78T arasındayız. MAS78T ile alakalı sizlere kısa ve öz bilgileri aktaracağım. Firmamızın ıslahçıları tarafından geliştirilen MAS78T çeşitimiz FA700 grubunda, FA700 olum grubunda olup ana ürün danelik mısır ekim teknolojisine uygun bir çeşitimizdir. MAS78T çeşitimiz tüm çeşitlerimizde olduğu gibi güçlü bir çıkış, hızlı bir sürme gücü olan, hızlı bir sürme gücü kabiliyeti olan çeşitimizdir. MAS78T çeşitimiz bugün sadece Bursa bölgemizde, Marmara bölgemizde değil, Adana'da da, Diyarbakır'da da, rahatlıkla Ege'de de, tüm bölgelerde FA700 grubunda ana ürün olarak ekilebilecek bir çeşitimizdir. MAS78T çeşitimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi hastalık dayanımları. Bugün çeşitimiz kök ve kök boğaz hastalıklarına çok dayanıklı bir çeşitimizdir. MAS78T çeşitimizin uzun süre yeşil kalma özelliğinden kaynaklı. Şu anki görmüş olduğunuz koçanlarımızda rutubet oranı çok düşük olmasına rağmen hala gövde aksamı yeşilliğini korumaktadır. Bu da sizlere güvenli bir hasat imkanı sunmaktadır. Bununla birlikte MAS78T çeşitimizin koçan yapısı özelliklerine gelecek olursam MAS78T çeşitimiz 16 sıra koçan çevresinde olan iç sömeğin çok ince olduğu ve at dişi dane yapısının özelliklerinde olan bir çeşitimizdir. Sizlerin de gördüğü üzere dane derinliklerimiz çok derin, iç sömeğimiz çok ince. Bu da günün sonunda sizlerin tonaj olarak, hektolitre ve tonaj olarak yansımaktadır. Çeşitimizin sıra uzunluğuna gelecek olur isem de çeşitimizin koçan boyu çok uzundur. Sıra sayısı olarak da 45 bandından 52 bandına kadar rahatlıkla ulaşabilecek bir çeşitimizdir. MAS78T çeşitimizin bir diğer özelliği ise tüm toprak tiplerine uyumlu olması. Bugün bölgemizde çok farklı toprak tipleri bulunmakta. Bir arazide bile 3-5 farklı toprak tipi bulunmakta ama çeşitimizin adaptasyon kabiliyeti çok çok iyi olduğu için tüm toprak tiplerinde ekilebilir bir durumu bulunmaktadır. Bununla birlikte güçlü gövde, güçlü kök ve uzun boylu bir bitki yapısı bulunmaktadır. Ve en önemli özelliklerden bir tanesi bugün
şunu aktarmak isterim size. Bu yıl bölgemizin en büyük problemlerinden bir tanesi uç boşlukların olduğu bir yıl. Beklenenden çok daha kurak ve sıcak bir yıl geçtiğinden kaynaklı. Polenizasyon döneminde gelen o yüksek sıcaklıklar bitkinin döllenme sıkıntıları oluşturdu. Fakat bizim çeşitimizde, MAS78T çeşitimizde, diğer çeşitlerimizde de olduğu gibi dikkat ederseniz uç boşluğu kesinlikle yapmayan, en uç noktaya kadar rahatlıkla dolduran bir görselle karşınızdayız. Bununla birlikte çeşitimizin bir diğer özelliği 1000 tane ağırlığı 450 gram 78 hektolitreye sahiptir. Bu da dediğim gibi günün sonunda sizlerin hasat verilerine, tonajına katkıda bulunacaktır. MAS78T çeşitimizin aktarabileceğim konular şu an için bunlar. Değerli izleyiciler, Bursa'da programımız tüm hızıyla devam ediyor. Masit Türkiye'yi karış karış geziyor. Biz de onlarla birlikte Türkiye'nin farklı illerinde ekim alanlarını hem yerinde inceliyoruz hem de hem firmanın kıymetli isimleriyle sohbet ediyoruz. Ki sizlerin de yakinen tanıdığı çok değerli bir isim şu an bizimle birlikte. Masit Satış Müdürü sevgili Adem Yavuz'la birlikteyiz. Adem Bey merhaba. Merhabalar Taner Bey, hoş geldiniz Bursa'mıza. Evet, bugün Bursa'dayız ve yine Masit'sin hepsi birbirinden kıymetli çeşitlerinin ekildiği tarlalarda yine çok güzel bir tarla gününe imza atmışsınız. Zaten bunu da görüyoruz. Birazdan bu tarlalarda hasat yapılacak veya hasadı bekleyen tarlalar var. Ama öncesinde ben şöyle sohbete başlamak istiyorum. Bize Masit'i anlatır mısınız lütfen? Masit 80 yıl önce 8000 çiftçi tarafından kurulan Mayzodor Grup Kooperatif çatısı altında ıslah, üretim ve satış faaliyetlerini gösteren bir tohum şirketi. En büyük gücümüz hem ıslahçı oluşumuz hem de sahiplerimizin, patronlarımızın çiftçiler olması. Bu bizim daha doğru, daha sistematik ve daha verimli işler yapmamızı sağlayan temel konulardan bir tanesi. Ve Türkiye'de de şu an hem ıslah, hem satış hem de üretim konularıyla çalışmalarımız, 3 farklı departmanda çalışmalarımız devam ediyor. Evet, 3 farklı departmanda hem üretiyorsunuz hem daha iyi yapabilmek adına mücadele ediyorsunuz. İşte o daha iyi yapabilmek adına yaptığımız, verdiğimiz mücadelenin karşılığı olan ürünlerden birisi de MAS78T şu an içinde bulunduğumuz tarlada uygulandı. Ki zaten ürün kendini gösteriyor aslında çiftçimizin de dediği gibi, değil mi Adem Bey? Evet, ya, bugün burada hem MAS68K hem de MAS78T çeşitlerimizin tanıtımı için toplanmış bulunuyoruz. Tarla günlerimiz bunun için. MAS68K F650 grubunda danelik bir çeşidimiz. MAS78T ise klasik F700 grubundaki danelik bir çeşidimiz. Şu an MAS78T tarlasının içindeyiz ki çiftçilerimizin ilgisi de hayli fazla. Bu 68'e göre biraz daha geç rutubet atan, daha erken ekimler için uygun olan ama MAS68K bu bölge için daha geç ekimler için de uygun olan bir çeşidimiz. İşte ıslahçı şirket olmanın getirdiği en büyük özelliklerden belki de bir tanesi bu. Bu bölgede 4 çeşitle yürüyoruz biz şu an. Hem F500, hem 600, hem 650, hem 700. Çünkü bölge istekleri danelikte bu 4 grubu da karşılıyor. Ve biz bu 4 grupla, 4 segmentasyonla çiftçilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Ki sılajda da 2 farklı grupla gidiyoruz. Hem 700 hem 550 grubundaki. Ekim döneminde doğru zamanda doğru çeşidi ektirelim ve doğru şekilde doğru zamanda biçtirelim kavramında çalışıyoruz. Bunun yanında bu bölgede tanıtmak, gelecek yıl asıl tanıtacağımız bir tane de 68 ile 78'in arasında olan bir çeşidimiz var. O daha göz İsmi bebeğimiz. Belli mi yoksa? Yok, değil. Isimsiz aşamada, no name olarak olan bir çeşidimiz. Evet. Bir yıl sonra da nasipse yine buralarda ya da başka bir yerde o çeşidimizin tanıtımı içinde bulunacağız. Bu da Ar-Ge merkezimizin ne kadar fazla çalıştığının, bizi ne kadar çok beslediğinin en büyük göstergesi. Evet. Onlar bizi besliyorlar. Biz de çiftçilerimize bu güzellikleri sunuyoruz. Doğru. Şimdi bir de Masit'in şöyle bir avantajı var. Sizin her sohbetimizde zaten gündemimize de alıyoruz. Siz bölgeye özel ürünü getiriyorsunuz. Yani örnek veriyorum. MAS78T çeşidimiz var. Ya bunu hadi al Güneydoğu'ya da ek. Hadi al bunu Marmara'ya da ek. Her yerde aynı sonucu alırsın. Hayır. Marmara'da bunu uygulamışsam, örnek veriyorum, Güneydoğu Anadolu'da bir başka çeşidi veya işte buğdaydan sonra başka bir çeşit gerekiyorsa bezelyeden sonra başka bir çeşit. Kesinlikle bu yöntemde çalışıyoruz, evet. Ki denemelerimizi de hani satıştan önceki 2-3 yıllık denemelerimizi de bunun üzerine kuruyoruz. En doğruyu bulalım ve günün sonunda en başarılı noktaya gelelim. Biliyorsunuz girdi maliyetleri her gün yükseliyor. Doğru. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Hani ürünlerin kaç liraya satılacağını bilmiyoruz. Doğru. Ama fazla verim aldırabiliriz. Bir tek bunu biliyoruz. Evet. Bu da belki de günün sonunda karlılığı arttırmak için, çiftçilerimizin karlılığını arttırmak için
yapabileceğimiz yegane şey ve biz de bunu yapmak için canla başla uğraşıyoruz. Ne kadar güzel. Şimdi tabii Adem Bey, bu uğraşın içerisinde özel bir uygulama var, Agrotempo. Evet. Bize yol gösteriyor. Nasıl bir yol gösteriyor? Efendim biz bu tarla günlerini belirlerken Agrotempo'dan faydalanıyoruz. Hava sıcak mı olacak, yağmurlu mu olacak? Bugün de gördüğünüz gibi hava günlük güneşlik. Bir de mısırın nemi olunca böyle boncuk boncuk terledik. Bu Agrotempo'yu da biraz anlatın, sonra sohbeti tadında bırakalım. Tadında bırakalım. Evet. Agrotempo dijital bir uygulamamız. Ekim döneminden hasat dönemine kadar bitkinin tüm fizyolojik olum dönemleriyle ilgili bize haftalık, günlük ya da saatlik nasıl istersek o şekilde bilgiler veren bir program. Doğru ekim yapmak hasatın belki de %15'i. %15 hasatta daha başarılı olmak demek. Doğru zamanda doğru ekim yapabilmek. Agrotempo'nun bize sunduğu ilk en önemli faktör bu. Bunun dışında sulama dönemlerini, ilaçlama dönemlerini, gübreleme dönemlerini, hasat dönemlerini gibi, dediğim gibi ekimden öncesinden ekimden sonrasına kadar, ekim dönemine kadar olan bütün fizyolojik dataları bize vererek çiftçilerimizi en doğru yönlendirme noktasında ilerliyoruz. Ki bunu cebimizde taşıyoruz. En büyük hataları insan yapıyor zaten. İnsanın yaptığı hataları, insanın yaptığı boş vermişliği minimize edip maksimum, bu topraklardan maksimum faydalanabilmek için o uygulamamızı da geliştiriyoruz ve nasipse bu yılda lansmanını yapıp çiftçilerimize sunacağız. Ki biliyorsunuz denemeci bir şirketiz. Doğru. Çok inceleyen bir şirketiz. Doğru. Onunla da 3-4 yıldır acaba nasıl daha mükemmelleştirebiliriz diye uğraşıyoruz. Artık %99'a yakın bir doğruluk payıyla ilerliyor. Ve nasipse seneye de çiftçilerimize programımızı sunacağız. Ne kadar güzel, çiftçilerimiz de eminim faydalanacaktır diyelim. Bu sohbeti tadında bırakalım. Adem Bey. Çünkü nem var, aşırı sıcak var. Aşırı. Artık ikimiz de terlemeye başladık. Daha fazla yormayalım birbirimizi. Hem mısır tarlasının ortasındayız bazen. Yeri geliyor mısır tarlasının önündeyiz. Yeri geliyor hasat yapan biçer döverin içerisindeyiz. Ama tüm bu mücadele siz değerli çiftçiler için daha iyisini sizlere sunabilmek. Kesinlikle için. Onlara bir kilogram da olsa fazla verim aldırabiliyorsak ne mutlu bizlere. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Peki. Çok evet, sağ değerli izleyiciler, Masit Satış Müdürü sevgili Adem Yavuz'la birlikteydik. Masit'i anlattı bize ve çalışmalar hakkında şöyle özetçe bilgi verdi ve aynı zamanda Agrotempo'yu anlattı ki son derece kıymetli bir uygulama. Bakalım önümüzdeki süreçte nasıl faydalar sağlayacak, hep birlikte göreceğiz. Bursa'da gerçekleştirilen Tarla Günümüz tüm hızıyla devam ediyor. Değerli izleyiciler, Bursa'dayız. Mahsit tarafından organize edilen Tarla Günümüz tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez de Ömer Bey'in tarlasındayız. Burada 78 T çeşidi uygulandı ve Ömer Bey'den de Mahsit ile nasıl tanıştı? Ekim sonrası ne gibi sonuçlar aldı? Bu soruların yanıtını dinleyeceğiz. Ömer Bey, hoş geldiniz diyorum hoş önce. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz tarlama. Teşekkür ediyorum. Şu an tarlanın tam ortasındayız ve şöyle baktığımda müthiş bir manzara görünüyor. Mahsit ile nasıl tanıştınız Ömer Bey, anlatır mısınız bize? Masis'te benim alışveriş yaptığım Ustalar Tarım sayesinde tanıştık, o arkadaşın sayesinde. Bana mısırın güzel olduğunu ve iyi bir cins olduğunu belirtti. Biz de ona nazaran onun söylediğine göre inanarak aldık, ektik. Evet, gerçekten çok da güzel, iyi bir ürün olduğu, yani göründüğü gibi piyasada yani. Ben şu ana kadar çeşitten ama çok çok memnunum. Bu tarlanın özelliklerini de bize anlatın biraz. Sulu bir tarla mı, damla sulama mı, yoksa farklı sulama yöntemleri mi kullanıyorsunuz? Neler yaptınız bu tarlaya? Tarlam karık sulamayla sulama. Yani sizin de tabirinizde vahşi sulama. Veya salma sulama. Salma sulama olarak geçiyor. İşte normal diğer ürünlerime nasıl baktıysam aynı değişik, çok fazla bir, yani fazla demeyeyim, ötekinlere ne yapıldıysa bu tarlamada aynı şekilde yapıldı. Ama ki fark görünmüyorsa, görünüyor mu? Görünüyor. Diğer malımla, yani diğer tarlamla, hani A tarlamla B tarlam arasındaki fark var mı? Evet, gözle görünen çok büyük bir fark var yani. Yani buradan ben şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Hani bu tarlaya ekstra bir gübredir, bilmem yok, bir uygulamadır. Öyle yani bir buna ekstra şey, torpil yok, yapayım, öyle bir şey yapmadınız. Ötekinler damlama sulama. Evet. Ama bu tarlam yani karık sulama olduğu için bunun dedi gübreyi ilk etapta ekerken attım. Bir de mesela ki göğüs hizasına geldiğinde karıktan bir gübre attım. Bir daha da atma şansımız olmadı zaten. Ama yani ne diyeyim, çıkan sonuç ortaya gayet güzel ve randımanlı bir sonuç. Yani inşallah daha da iyi olur.
Mikrofonu biraz yakın tutalım Ömer abi. Bir sorum daha olacak size. Şimdi bu ekim sürecinden tutun da mısırların bu boya gelişine kadar olan zaman diliminde Masyet'in birbirinden kıymetli isimleri size nasıl katkılar sundular? Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben işte tohum ektikten sonra normal günün şartlarında öbür tarlalarıma nasıl bakım yapıyorsam buna da aynı bakımı yaptım. Değişik bir bakım yapmadım. Ha, arkadaşlar geldiler, baktılar, gördüler, takip ettiler. İşte bugüne geldik yani. Ama yani aşırı ne bileyim yani farklı bir sistem hiçbir şey olmadı yani yapılan malda. Peki. Ömer Bey, şimdiden bereketi bol bir hasat dönemi olsun diyelim size. İnşallah, İnşallah. Emeklerin karşılığını alırsınız. Zaten Amin. Sizin de söylediğiniz gibi ürün kendisini fazlasıyla gösteriyor. Ürün kendisini gösteriyor yani şu anda. Ürün gayet güzel duruyor. İnşallah berekette ki iyi olacağı benziyor. Komşularınız gördü mü bu tarlayı? Mesela gördüklerinde onlar dediler mi? Ya ne ektin buraya? Nasıl güzel bir tarla? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu tarlam benim diğer ektiğim yerlerden biraz uzak olduğu için çok fazla ilgilenemiyorum. Yani suyu salıyorum. Öbür yerlerime gidiyorum yani. Bu üvey evlat gibi bende bu tarla. Ama görünen o ki üvey evlat diye baktığımız tarla bence gerçek evlatlardan daha iyi. Öz evlattan daha iyi olacak duruyor yani. Peki, bereketi bol, kazancı bol olsun diyelim. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Bursa'daydık. Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Adaköy'de Masit tarafından organize edilen Mısır Tarla Günü'ndeydik değerli izleyiciler. Ve bu tarlada hangi çeşit denendi? Hasada ilişkin hangi sonuçlar alındı? Sizler de program esnasında şahit oldunuz. Masit'in birbirinden kıymetli yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Hem çiftçilerimizden hem de bölgedeki Masit kullanıcılarından ve bölge bayimizden de sorularımızın yanıtını öğrenmiş olduk değerli izleyiciler. Tanelik mısır ekildi burada. Üretim devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında çiftçi üretiyor. Bizler de Masit'le birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Farklı bir bölümde, farklı bir kentimizde tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle Bursa'dan kucak dolusu selamlar.